Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz yerindedir umarız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da sizlerin huzurlarınızdayız. Bizi evinize, iş yerinize, artık nerede izliyorsanız oraya konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tarihler 17 Ocak 2022'yi gösteriyor. Yeni bir haftaya hep birlikte merhaba dedik. Karaman'da bugün asayiş olaylarının bolca yaşandığı bir gündü. Bir araç yandı, onun görüntülerini aktaracağız sizlere. Köpek yüzünden bir araç takla attı. O kötü anların görüntülerini aktaracağız sizlere. Karaman'daki hayvanlar için yapılan bir mücadele var. Onun bilgilerini aktaracağız. Öne çıkan haberler, gelişmeler, dopdolu bir bülten hazırladık. Karaman'da siyaset de bir taraftan ısınıyor. Siyasi partilerden de haberlerimiz var. Vefat eden hemşerilerimiz var. Bütün bunları ayrıntılarıyla size aktarmaya çalışacağız. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Durmuş Gülcan katılmış yayınımıza, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Nasılsınız, sağlığınız, saatiniz yerindedir umarız. Emin Kılınç Arslan katılmış, Furkan Bey katılmış. Instagram'dan, bütün sosyal ağlardan yayınımıza katılan siz değerli izleyicilerimize kalpten gönülden teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde, haber bülteninden çok bir akraba oturması, eş dost sohbeti şeklinde yayınımızı aktarmak gayretindeyiz. Adem Özşahin'e hayırlı akşamlar demiş. Adem Bey'e teşekkür ediyoruz. Sizler de mesajlarınızla, yorumlarınızla bize katkı sağlarsanız mutlu oluruz. İstanbul'dan yazıyormuş Adem Bey. İstanbul'a, gurbetteki hemşerilerimize selamlar iletiyoruz. Dopdolu bir bülten hazırladık. Karaman'la ilgili öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Bu haberleri zaten gün içerisinde ben İbrala.com'da okudum. Tekrar mı edeceksiniz diyebilirsiniz. Biz tekrar etmeyeceğiz. Sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Emine Kumcu hayırlı akşamlar Karaman demiş. Emine Hanım'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Ali Üstün 70 katılmış. Altıntaş Ayşe 33, Pınar Deniz Instagram'dan katılmış. Şu anda Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da, bütün ortak ağlarda yayınımızı sürdürme gayretindeyiz. Bütün ağlara ortak veriyoruz. Her gün on binlerce Karamanlı yayınımızı takip ediyor tekrarlarıyla birlikte. Yayınımızın tekrarını izleyen izleyicilerimizden şunu rica edelim. Her akşam saatler 21'i gösterdiğinde Karaman'ın tek canlı haber bülteninde sizlerle birlikteyiz, sizlerle dertleşiyoruz. Kamil Özkal kolaylıklar dilemiş. Kamil Bey'e de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Muhammed Bey selamlar göndermiş. Bütün Yeşilderililere selamlarımı iletiyorum demiş. Biz de Muhammed Bey'e mesajı için teşekkür ediyoruz. Ailesiyle birlikte hayırlı bir akşam geçirmesini temenni ediyoruz. Karaman'da bugün yaşanan olayları aktaracağız sizlere. İzleyicilerimiz yavaş yavaş geliyor. Gelen izleyicilerimiz hiçbir yere kaybolmayınız. Altıntaş Ayşe'ye de selamlarımızı gönderelim. Instagram'dan selam göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hatice Özdoğan Palabıyık katılmış Instagram'dan. Yasin Uysal katılmış. Yasin Uysal'a da selamlarımızı iletiyoruz. İbrala.com canlı yayınları her akşam saatler 21'i gösterdiğinde canlı olarak sizlerin huzurlarına geliyor. Sizlerle birlikte dertleşiyor. Sizlerle birlikte hasbihal ediyoruz. Belki sizlerin söylemek istediği, dile getirmek istedikleri vardır. Zam haberlerimiz de olacak. Maalesef, maalesef hiç vermek istemiyoruz bu zam haberlerini ama zam haberlerimiz de var. Akaryakıta bir zam gündemde, bundan da bahsedeceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Otobüsçülerden haberimiz var. Et Balık Kurumu'ndan haberimiz var. Yani dopdolu bir bülten hazırladık sayın izleyicilerimiz. Arkadaşlarımız da gün içerisinde İbrala.com sitesine günlük haberleri girmenin yanı sıra akşam için de hazırlanıyoruz. Sizleri en iyi şekilde bilgilendirmek, sizlerle dertleşmek anlamında hazırlanıyoruz. İzleyicilerimiz gelmiş. Hayri Öztürk'e selamlarımızı gönderelim. Hayırlı yayınlar dilemişler. Şu beğeni ve paylaş butonlarına bir basıverin. Elleriniz aşınmaz. Ben de mutlu olurum. Ben kardeşinizi de mutlu edin inşallah. Kadir Bey bizim daimi izleyicimiz. Bugün sosyal medyada gördüm. İşten ayrılmış Hazal Bisküvi'de çalışıyormuş. Ona üzüldüm. Yayınımızı izliyorsa, tekrarını bile izliyorsa ona sormak isteriz. Umarız bir sağlık sıkıntısı, bir problem yoktur kıymetli izleyicimizin. Biz bütün izleyicilerimizi yakıyla sanki bir ailemizin ferdi gibi takip etme gayretindeyiz. Hasan Mavi 70 katılmış, selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle gurbette yurt dışından bizi izleyen izleyicilerimiz, Karaman'da bir işiniz gücünüz olursa, burada yapılacak bir işiniz, mutlaka bize ulaşın. 0545 530 70 70 WhatsApp haber hattımız bizim İbrala.com'un. Sizler bizim bir nevi akrabamızsınız, hısımımızsınız. Bize ulaşın, biz elimizden gelen yardımı yaparız. Biz bir aile olduk sizlerle birlikte. Allah razı olsun sizlerden. Navruz Aytürk Çobanoğlu hayırlı akşamlar dilemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haber maratonumuza başlayalım. Hadi hep birlikte haberlerin içerisinde koşalım.
İbrahim Çetin'e de selamlar iletelim. Yayınımıza Instagram'dan katılmış. Otobüs firmaları %20 ile %30 arasında zam bekliyorlar. 4 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'na fiyat listelerini bildiriyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay alıyorlar. Son akaryakıt zamlarından sonra otobüs fiyatlarının az kaldığını, masraflarını karşılayamadığını belirterek otobüs firmalarının bağlı olduğu sivil toplum kuruluşu Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam talep etti. Umarız bu zam talebi karşılık bulmaz da bir de otobüslerin fiyatı artarsa biz ne yapacağız bilemiyorum. Ama böyle bir gelişme var. Bunun bilgisini aktaralım. Bir zam haberi de Et Balık Kurumu'ndan geldi. Et ve Süt Kurumu, eskiden biz et balık derdik. Ağzımız öyle alışmış. Karaman'da da giderdik o et balıktan. Sucuk alırdık hatırlarsınız siz de. Hemen İsmet Paşa'nın sağ tarafına indiğimizde oradan alırdık. Et ve Süt Kurumu'ndan zam kararı, et ürünlerinin fiyatlarını Et Süt Kurumu arttırdığı bilgisi yer aldı. İbralo.com ekonomi sayfalarında. Pek iyi bir haber değil ama bu bilgiyi de sizlere aktaralım sayın izleyicilerimiz. Siyaset ısınmaya devam ediyor dedik. İbralo.com sitenizde yer aldı. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti bünyesindeki 19 ilçe ve il belediye başkanı ile toplantı gerçekleştirdi. Karaman'da da Ermenek Belediye Başkanı İyi Parti'den biliyorsunuz o katıldı toplantıya. İyi Parti lideri Meral Akşener toplantıda gündemi değerlendirdi. Belediye başkanlarının sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini aldı ve İbralo.com sitenizde bu yer aldı. Sayın izleyicilerimiz kavgadan uzak durun uyarısında bulundu belediye başkanlarına çalışmalarına ilişkin. Kendilerinden bilgi talep etti. Brife ettiler Meral Akşener'i. Daha sonra da toplantı bu şekliyle sona erdi. Ayrıntılı bir şekilde İbralo.com sitenizde yer verdik bu habere. Bakalım iyi akşamlar demiş Fatih Karaca Instagram'dan. Fatim Aydın katılmış. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Duman katılmış. Cebrail Kuru Kafa her akşam yayınımızı izliyor. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Nasılsınız Cebrail Bey? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir umarız. Merve Hanım hayırlı işler kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz bütün değerli izleyicilerimize. Yorum ve beğeni hele bir de paylaşırsanız nasıl mutlu olurum tarif edemem. Diğer haberlerimize bakalım neler aktaracağız sizlere sayın izleyicilerimiz. Karaman'daki yaban hayvanlarının avlanmasına ilişkin olarak bir hukuk mücadelesi sürdürülüyor ve Karamanlı değiller Karaman için mücadele ediyorlar başlığıyla verdiğimiz haberde. Şimdi Karaman'daki yaban hayvanları için Konya Adliyesi önüne götürüyoruz sizi. Bakalım Konya Adliyesi'nin önünde Karaman hayvanlar için neler yaşandı. Yayınımıza yeni girenler hiçbir yere ayrılmayın. Bültenimiz devam edecek, birlikte devam edecek. Yorumlarınızla, beğenilerinizle devam edecek. Hasan Hüseyin Uğur Arslan hoş geldin. Hadi hep birlikte Konya Adliyesi'nin önüne gidelim. Bir avuç insanın Karaman için mücadelesi devam ediyor. Detayları aktarıyoruz iddiala.com sitenizde. Vegan Derneği Karaman'daki av ihalesine karşı açtığı yürütmeyi durdurma ve iptal davasında mahkeme 15 gün içerisinde kararını açıklayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman illerini kapsayan av ihalesine karşı Vegan Derneği Türkiye tarafından 24 Kasım'da açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Yaklaşık 2 aydır devam eden davada, dünya çapında yalnızca Türkiye'de görülen ve nesli tükenen Anadolu yaban koyunlarının ve yine nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin avlanması için açılan ihalenin yürütmesinin iptali bir kez daha talep edildi. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açılan av ihalesinde kararı 15 gün içerisinde açıklayacağını duyurdu. Şimdi yapılan açıklamayı aktarıyoruz iddiala.com Karaman sitemizde. Ormanların ve dağların asıl sakinleri olan hayvanların yaşam hakkı, mahkemelerin av karşıtı emsal kararlarına rağmen her yıl keyfi bir şekilde spor, hobi, turizm adı altında ekonomik çıkar uğruna bakanlıkça av şirketlerine ve avcılara satışa çıkartılıyor. Buna engel olmak, hayvanları ve yaşam alanlarını korumakla yükümlü olan bakanlıkların sorumluluğunda olması gerekirken, barolar ve sivil toplum kuruluşları harekete geçmediği takdirde her yıl maalesef yüzlerce can kaybediyoruz. İnsanların zararlı gördüğü yaban hayvanlarını zehirleyerek veya vurarak öldürülmesinin önünü açan ve yakın zamanda resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik de bunun başka bir örneği. Özgür ve güvende yaşam hakkının yalnızca insana ait olmadığı gerçeğinden hareketle diğer türlerin yaşadığı hak ihlallerine karşı verdiğimiz mücadeleye ek olarak hem bu ihalenin hem de yeni yönetmeliğin iptali için hatta Türkiye çapında av katliamının tamamen yasaklanana kadar
yaşam hakkını savunan tüm oluşumlarla bir araya gelecek ve mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Konya Adliyesi'nin önündeki açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Sayın izleyicilerimiz, yalnız bu vatandaşlara ilişkin sosyal medyada bu haberin altına yapılan yorumlar da bir nevi üzdü bizi. Bunlar kendisi için uğraşıyor diye, ya kendisi için olup da Karaman Dağları'nda gezen yaban koyunları bu kadının mı, ya da vurulmadığı zaman bu kadın bir şey mi elde edecek? Bunlar kendi reklamını yapıyormuş da, yok efendim gelip Karamanlılara yardım etseylermiş de. Ya insan üzülüyor, gel o zaman Karaman'dakilere de sen yardım et. Bunlar yaban koyunlarını kurtarsın, sen de garibanları kurtar, öyle değil mi? Neyse, canları sağ olsun, insanlarımız ellerine telefon aldığında, bilgisayarı aldığında hepsi birer kahraman kesiliyor. Otorapor Karaman kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Seval Yüks katılmış. Instagram'dan katılan izleyicilerimize teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Alt ekranımızda İsmet Paşa'yı görüyorsunuz. Sessiz, sakin, boşalmış. Gerçi bu akaryakıt zamlarından sonra arabaya binen de kalmadı da. Şu anda birkaç da olsa araba geçiyor. Kaldırımlar boşalmış. Diğer haberlerimizle devam edelim. Karaman'da bir araç bugün cayır cayır yandı. Evet, cayır cayır yandı, seyir halinde. Allah'tan can kaybı yok. Gelin o yaşanan görüntüleri hep birlikte izleyelim. Siz de bir yere kaybolmayın. Yayınımızı birlikte götürmek istiyoruz. Mesaj, yorumlarla siz de bize katkı sağlayın. Gerçekten buz gibiydi bugün Karaman'da hava. Şimdi o görüntüleri getirelim canlı yayınımızda. Karaman'da otomobil alev alev yandı. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da seyir halindeki bir otomobil bir anda alev topuna döndüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yangın, öğle saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi bölgesinden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan K.Y. idaresindeki 68 ABV 260 plakalı Volkswagen marka Golf model otomobil bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Haberimize devam edeceğiz, ancak bir hatırlatma yapalım. İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı, beğeni ve yorumla destek olmayı unutmayınız. Haberimize devam edelim. Otomobilin yandığını fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına durdurarak yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. Cep telefonunuzun uygulama mağazasından ibrala.com uygulamasını ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Karaman'daki o yangının görüntüleri geliyor bir yandan da ekranlarınıza. Buz gibi havada, geçmiş olsun diyelim hemşerilerimize, itfaiye ekiplerinin yoğun gayretini görüyorsunuz. Bakın söndürme esnasında her yer duman olmuş, arabayı görüyorsunuz. Araba artık pert olmuş diyebiliriz. Geçmiş olsun, can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağı. Araba da modelli, yani bizim arabalar gibi eski bir araba da değil. Umarız sigortası, kaskosu vardır da masrafını karşılar. Yeni bir araçla hayatına devam eder hemşerimiz diyelim. Diğer haberlerimizle devam edelim. O görüntüleri bir yandan ekranlarınıza getiriyoruz. Karaman'da yaşanan olayları, gelişmeleri canlı yayında aktarmaya devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Gerek Facebook'ta, gerek Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, Twitch'te, Twitter'da, bütün ağlarda yayınımızı izleyen izleyicilerimize selamlar, saygılar. Samet Eski'ye selam ediyoruz. SB Emre 70 P Yombay Instagram'dan katılan izleyicilerimiz, onlara da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Karaman'ın koronavirüs vaka sayıları şey gibi oldu. Mehter takımı bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gider ya, Karaman'ın vaka sayıları öyle oldu. Bir ileri gidiyoruz, bir geri gidiyoruz. Düştük, niye düştük bilen yok. Yükseldik, niye yükseldik bilen yok. Ya bir örnek vereyim size. Aralık ayının başında Karaman'daki vaka sayısı 59'lardaydı. Sonra 63 oldu 100 bindeki vaka sayısı. 18 Aralık'ta 55'e çıktı. Aralık'ın sonunda 40'a kadar indi. Niye indi? Neyi doğru yaptık da indi? Bilen yok. Herhalde bilinçlendik, ondan indi. Peki 1-7 Ocak'ta 74'e çıkmış. Yani 25-31 Aralık'ın neredeyse 2 katına çıkmış. Neyi kötü yaptık da 2 katına çıktı? Onu da bilen yok.
Gerçekten koronavirüs şeyini anlamak mümkün değil. Neticede Karaman'da vaka sayıları önceki haftaya göre 2 kat bir artış göstermiş sayın izleyicilerimiz. Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca selam etmiş. Biz de Taşkale Köyü'ne, Taşkalelilere, Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca'nın nezdinde selamlarımızı, saygılarımızı iletmek istiyoruz. Yola çıkan bir köpek bir adamı bu hale getirdi. Yani adamı derken adamın aracını bu hale getirdi. Bakın araç ne hale gelmiş. Birazdan görüntülerini sizlere aktaracağız. Twitter'da İbrala.com sayfasında bu haberi paylaştık. Twitter'da gündem oldu diyebiliriz. Sokak hayvanlarından sıkıntı yaşayanlar Twitter'da bir platform kurmuşlar. Orası bu haberimizi hemen retweetle, tweetle Türkiye gündemine taşıdı. Gelin o görüntüleri, neler yaşandığını hep birlikte bakalım. Ama öncesinde bir bilgi verelim. Hatırlarsanız hafta sonu yine bir köpek ya da kedi, işte Anadolu Ajansı'na göre kedi, efendim İhlas Haber Ajansı'na göre köpek yüzünden bir aile trafik kazası geçirdi. 52 yaşındaki bir hanımefendi, hemşerimiz yaşamını yitirdi. Küçük bir çocuk ağır yaralı olarak Karaman Eğitim Araştırmasına Hastanesi'ne kaldırıldı. Onun üstüne bir de bu sokak köpeklerine, sokak hayvanları konusunu bir düşünmemiz mi gerekiyor? Ne dersiniz? Böyle sıkıntı yaşayan oldu mu çevrenizde? Yazarsanız yayınımızda yer verelim. Küçük Hatice, Feridun Kübra, Marjinal Erkek. Marjinal Erkek kullanıcı adı Instagram'da. Nereden buldun o ismi be kıymetli hemşerim? Marjinal Erkek. O da iyiymiş. Geçelim şu kaza haberine. Geçmiş olsun diyelim öncelikle hemşerimize. Bir bakalım neler yaşanmış. Karaman'da köpek kazaya neden oldu? O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com sitenizde. Karaman'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak stadyumun şantiye alanına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Habere devam edeceğiz. Sizden ibrala.com YouTube sayfasına abone olmanızı, beğeni ve yorumla desteğinizi dileriz. Kaza, saat 11 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni stadyum önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OT, yönetimindeki 70PT534 plakalı Ford marka Connect model hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan araç, kaldırımı aşarak yeni stadyum inşaatının şantiye bahçesine devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans yaralıyı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İbrala.com Karaman haber sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edin, haberiniz olsun. Geçmiş olsun diyoruz hemşerimize, yola çıkan hayvana çarpmamak için. Böyle bir kaza geçirmiş, geçmiş olsun, Allah beterinden korusun, canına bir şey gelmemiş, onun tesellisini duyalım ancak, değil mi? Öyle değil mi sayın izleyicilerimiz? Bakın kaldırım taşlarına vara kadar sökmüş, gerçekten geçmiş olsun. Karaman Bakkallar Bayiler Odası Başkanı Bayram Uysal da katılmış. Bayram Bey'e de yeni seçildi biliyorsunuz tekrardan. Görevinin hayırlı olmasını diliyoruz İbrala.com haber sitesi olarak. Kendisinin seçim sürecinde de haberlerine yer vermiştik. Kendisi de şu an Facebook'tan izliyormuş. Ona da selamlarımızı iletelim. Karaman'daki kazanın görüntüleri bir yandan gelmeye devam ediyor. Konya yolunda geçtiğimiz günlerde yine bir hayvan yüzünden kaza geçirmişti vatandaşlarımız. İbrala.com sitenizde ona yer vermiştik. O görüntüleri izlemediyseniz İbrala.com sitenizde ve YouTube sayfanızda o görüntüleri de izleyebilirsiniz sayın izleyicilerimiz. Devam ediyoruz haberlerimize, gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Bakalım neler aktardık, neler aktaracağız sizlere. Güzel bir yazı kalem aldı. Kim? Nevdet Ortaoğlu. Yazılarını keyifle, beğeniyle okuduğunuz Karamanlı hemşerimiz. Nevdet Ortaoğlu'nun yeni yazısı şu anda ekranlarınıza geliyor. Taşkaleli öğrenci çoban başlığıyla yer verdiğimiz yazı şu anda ekranlarınızda. Taşkale'de kış aylarında öğrencilerin boynunun borcu haline gelmiş zorunlu faaliyetler vardır. Yanımızda su taşımazdık. Yemeklerimiz kepek ve sıkmaydı demiş Nevdet Ortaoğlu. Çok güzel bir yazı kalem almış gerçekten. Ben de keyifli okudum. Hakikaten ceplerimiz de yoktu. Hatırlarız hepimiz o çocukluk yıllarımızı. Önümüzdeki elimizde koyacak bir şey de olmazsa kıyafetimizin önünü yukarıya doğru kaldırırdık. Onun içerisine kepek, içerisinde birazcık şeker atardık.
Yemeğimiz oydu. Bir de sıkma sıktık mı? Değmeyin keyfimize, öyle değil mi? Şimdiki çocukların eline kepek versek ne yaparlar? Herhalde üstümüze atıverirler geri. Bu yenir mi diye. Ama biz zamanında onlarla büyüdük işte. Nevdet Bey de kendi köyündeki yaşadığı o güzel anıları, nostalji dolu keyifli anıları, Taşkale köyünde yaşadıklarını kaleme almış. Nevdet Ortaoğlu'nun bu yazısını, keyifli yazısını, Taşkaleli öğrenci çoban başlığıyla yer verdiği köşe yazısını İbrala.com'da okumanızı tavsiye ediyoruz. Kendisine de bu yazı için İbrala.com ve takipçileri adına teşekkür ediyoruz. Vefat eden hemşerilerimiz var. Biri 29 yaşında, 5 hemşerimizi bugün ebediyete yolcu ettik. Bütün hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Vefat eden hemşerilerimizin bilgilerini size aktaracağız. Ancak öncesinde şunun bilgisini aktaralım. Sizler de vefat bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız biz de Karamanlılara duyururuz. Kimler vefat etmiş bugün? Aslen Barut Kaburan köyünden olup Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Durmuş Özaslan, aslen Karamanlı olup Külhan Mahallesi'nde ikamet eden 86 yaşındaki Elif Ulviye Konal, aslen Karamanlı olup Girişçi Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Hüseyin Çiçek, aslen Karamanlı olup Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Mustafa Şakür, aslen Karamanlı olup Girişçi Mahallesi'nde ikamet eden Tafure Zeynaloğlu 87 yaşındaki teyzemiz vefat etmiş. Hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sizler de bu vefat eden hemşerilerimiz, sizlerin aile büyükleri, vefat eden yakınlarınız ve ben kardeşinizin vefat eden aile büyüklerimiz için bir Fatiha okursanız mutlu olurum. Ben de sizlerin büyükleri ve vefat edenler için yayından sonra duam edip Fatiha'mı okuyacağım. Devam edelim haberlerimize. Şu anda ekranlarınıza gelen hemşerimizle bugün ebediyete yolcu ettik. Bilgisini aktaralım, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, ancak bilgileri de aktaralım. Fotoğrafı ekranlarınıza geldi. Görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Aslen Barut Kaburan köyünden bu gördüğünüz hemşerimiz Karaman Merkez Hürriyet Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Kendisi 55 yaşındaydı. Durmuş Özarslan. Kendisi vefat etmiş ve bugün öğle namazını müteakip musalladan kaldırılmış. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Karaman Yıldızlar anketinde en başarılı öğretmen kategorisinde birinci olan Mustafa Bozkurt da yayınımıza katılmış. Kendisine de selam ediyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Karaman için güzel öğrenciler, evlatlar yetiştirmeye devam etmesini rica ediyoruz Mustafa Bozkurt hocamızdan. Devam ediyoruz diğer haberlerimize. Ermenek'e hayırlı olsun. Ermenek de Karaman'da vardı biliyorsunuz. Bilsem öğrencileri bilimle, teknolojiyle buluşturan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilsem Ermenek'te de açıldı. Çocuklar buraya sınavla yerleşiyor bildiğiniz üzere. Ermenek'e de açılmış. Ermenek ilçemize de Bilsem'in hayırlı olmasını diliyoruz. Diğer haberlerimizle devam ediyoruz. Karaman'da spor deyince aklımıza gelen isimlerden birisi Karaman Beşiktaşlar Derneği'nin de başkanlığını yürüten, sporda düşünen, spora kafa yoran, Karaman'ı spor adına öne çıkarmaya çalışan Şevket Varol. Kendisinin Yazık Bu Şehrin Çocuklarına başlığıyla yazdığı köşe yazısı, Karaman'daki spora ilişkin sıkıntıları biraz da sitem barındıran köşe yazısının manşeti şu anda ekranlarınıza geldi. Şevket Varol'un bu yazısını İbrala.com sitenizde okuyabilirsiniz. Şehrin takımına sahip çıkmasını, Karaman Belediye Spor'a sahip çıkmasını, spora sahip çıkması konusunda kendisinin düşünceleri var, talepleri var. Bunları İbrala.com sitenizde okuyabilirsiniz sayın izleyicilerimiz. Diğer haberlerimizle devam edelim gelişmeleri sizlere aktarmaya. Gece geç saatlerde İbrala.com sitesinde yer alan bir haber geldi ekranlarınıza. Karamanlı mahkum cezasını çektiği ilde yaşamını yitirdi. Ayrıntıları aktaralım sayın izleyicilerimiz. Karamanlı mahkum Batman cezaevinde yaşamını yitirdi. Karaman'da 2020 yılında işlediği suçtan dolayı tutuklanıp cezaevinde bulunan 28 yaşındaki M.S. bir müddet sonra cezaevi yönetimi kararı sonrası Batman T tipi cezaevine gönderilmişti. Batman'da cezasını çeken 28 yaşındaki Karamanlı hemşerimiz cezaevinde rahatsızlanarak 2 hafta önce Batman'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.S.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacağı bilgisi İbrala.com sitenizde yer aldı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Öldükten sonra bir insanın hesap defteri dünyada kapanır, öbür tarafta açılır. Umarız öbür tarafta rahat eder. Salon Değişim kullanıcı adıyla izleyicimiz Instagram'dan katılmış. Boran Demir katılmış. TikTok'tan bizi izleyen var. TikTok'tan izleyen izleyicilerimize de selam ediyoruz.
Fatih Kınık katılmış yayınımıza, Boran katılmış, Demir 91 katılmış, her birine selamlarımızı iletiyoruz. Almanya'da camiye çirkin saldırı dün gece geç saatlerde İbrala.com sitenizde yer aldı. O görüntüleri getiriyoruz. Almanya'da cami kundaklamaların sayısı son günlerde arttı. Gurbetten bizi izleyen çok sayıda hemşerilerimiz var. Aman kendinize dikkat edin. Karaman'dan, memleketinizden, ana ocağınızdan, baba yurdunuzdan selamlar gönderiyoruz. Ve sizi şimdi Almanya'ya götürüyoruz. O görüntüleri hep birlikte izleyelim. Almanya'da camilerimize saldırı devam ediyor. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz. İbrala.com sitenizde Almanya'nın Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Almanya'da cami kundaklamalarına bir yenisi daha eklendi. En son 9 Aralık'ta gerçekleştirilen saldırıdan sonra bugün Chemnitz kentinde de bir sabotaj gerçekleşti. Almanya'nın Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Fatih Camii kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Cami kullanılmaz hale gelirken Alman hükümetinin saldırılara sessizliği ise sürüyor. Saldırıya uğrayan caminin bir duvarı tamamen yıkılırken o bölüm tamamen yandı. İbrala.com Karaman haber sitesini takip edin, haberiniz olsun. Almanya'daki o görüntüleri getirdik sayın izleyicilerimiz. Neden böyle yaparlar anlayabilmiş değilim. Gerçekten gurbetteki hemşerilerimize selam ediyoruz. Aman kendinize dikkat edin. Gurbettesiniz, ekmeğinizin peşinde oralara gitmişsiniz. Bir de orada bu tür sıkıntılarla uğraşmayın. Karaman'dan bütün izleyicilerimize, Karamanlı hemşerilerimize selamlar, saygılar göndermek istiyoruz. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. Sürçülisan ettiysek, bir hatamız, kusurumuz olduysa da sizlerin affını talep ederiz sayın izleyicilerimiz. Şu anda bütün sosyal ağlarda aynı anda canlı yayındayız. Almanya'daki yaşanan bu olaya sebep olanları, hemşerilerimize, camimize bu sıkıntıyı yaşatanları da şiddetle lanetliyoruz. Allah katında da en ağır şekilde cezalarını çekeceklerdir ama bu dünyada da yetkililer tarafından yakalanıp cezalarını çekmelerini diliyoruz. Çünkü hiçbir Suzan Özpeynirci vardı, biraz daldan dala atlıyor gibi olacağız ama İbrala.com'da da yazılarını keyifle okuduğumuz, kendisi Karaman'da tema anlamında güzel çalışmalar yapan emekli öğretmenimizdi. Kendisine de selam ediyoruz, yayınımızı izliyorsa. Annesi rahatsızmış, İbrala.com'da yazılarını son birkaç aydır okuyamıyorduk. Hastası varmış, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi bize ulaştı, onun da bilgisini verelim. Dileğin satış evi kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Minik Atılım Spor Kulübü katılmış yayınımıza. Handball'de bildiğiniz üzere Karaman'da en başarılı spor kulübü kategorisinde Karaman Yıldızları'nda birinci olmuştu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kendisi de şu anda Instagram'dan izliyormuş o hesap. Kim izliyorsa artık, o hesabı kim kullanıyorsa onlara da selamlarımızı gönderelim. Yakup Güvenç hayırlı akşamlar dilemiş, hayırlı yayınlar dilemiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey'in. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarız. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri gün içerisinde İbrala.com'dan takip edebiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Akşamları da saatler 21'i gösterdiğinde Karaman'ın tek canlı haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte dertleşiyoruz, hasbihal ediyoruz. Karaman'da neler yaşandığı sizlerle birlikte değerlendiriyoruz sayın izleyicilerimiz. Aramızda memur izleyicilerimiz var ise, az önce Mustafa Bozkurt hocamız vardı yayında. Memur izleyicilerimize şöyle bir bilgi verelim. Memurların çokça kullandığı yolluk hesaplama. Yolluk hesaplamayı İbrala.com sitenizin ana sayfasından yapabilirsiniz. Memur, işçi ve bağ kurulular, emekliliğime ne kadar kaldı, ben ne zaman emekli olacağım? Bunu merak ediyorsanız yine İbrala.com ana sayfasında sayın izleyicilerimiz, ana sayfada emeklilik yaşı hesaplamada bilgileri giriyorsunuz, gönder diyorsunuz, hemen size emeklilik yaşınızı gönderiyor. Bayan izleyicilerimiz, yayınımızı takip eden bayan izleyicilerimiz, vücut kitle indeksinizi gene bilgilerinizi girdiğinizde İbrala.com ana sayfanızda hesaplatabiliyorsunuz. Ayrıca 10 tane ulusal televizyon kanalını İbrala.com sitenizde reklamsız, sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. Şu anda televizyonda ne var, bundan sonra ne başlayacak merak ediyorsanız yine İbrala.com'da izleyebilirsiniz. Peki ben bunları nereden bulacağım derseniz, İbrala.com sitenizde menü kategorisine bastığınızda
Menüye bastığınızda servislerin hemen altında. Yapamazsanız bize WhatsApp'tan yazın, biz size yardımcı oluruz. Sonuçta biz bir aileyiz. İbrala.com olarak her birinize katkınız, desteğiniz için teşekkür ederiz. Yakup Güvenç, Ermenek maden ocakları açılacak diyorlar. Devlet yetkililerine duyurun, bir an önce açılsın. Artık gurbetten dönmek istiyoruz Karaman'a, Ermeni'ye memleket edemiş Yakup Güvenç'in de bu serzenişini yayınımızda sizlere aktarmış olalım. Yaşar Ayten katılmış Instagram'dan. Bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldıkları için. Bu akşam da yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken, bana bu akşam da katlandığınız, haber akışımızı birlikte yürütme imkanı sunduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde Karaman'ın tek canlı haber bülteninde siz değerli izleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Yarın akşam da bizimle birlikte olun lütfen. Bugün birlikte olduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Her yayının sonundaki dileklerle isterseniz yayınımızı sonlandıralım. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarınınız bugününüzden güzel olsun. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun kıymetli hemşerilerim. Hoşça kalın.